Vaxtınız xeyirli olsun, sayın və dəyərli mühtərəm seyircilərimiz. Bu axşam qarşınızda yenə özəl bir proqramla çıxdıq. Təbii, bu gün İslam aləminin, İslam dünyasının ən önəmli olaylarından və ən mühim olaylarından birisini sizə axtarmaq istəyirik və sizə bildirmək istəyirik. O da Qədir-Xum hadisəsidir, vaqiəsidir. Təbii, bu olayı müsəlmanların bir tayfəsi, bəziləri bunu bayram bilir. O yüzden ben burada yeri var. Her kim bu vakıanı, bu olayı bayram bilirse burada onların bayramını kutlamak isterim. Ve bu bayramları da mübarek olsun. Allah her günlerini, bütün günlerini ve bütün İslam aleminin her gününü bayram ve şad keyif içinde geçsin inşallah. Tabii bugün yanımda değerli bir genç bir musafirim var. O da Meddah Ehlil Beyt Mulla Ali Abdülbasit. Mulla hoş gelipsen. Sana da bayramı mübarek olsun. Daim bayramlar olursan inşallah. Allah razı olsun. Bilmem nice olurdu dünyanın halı, Ebu Talib oğlu hal olmasaydı. Hiç bilen olmazdı Erkan'ı yolu, Ebu Talib oğlu hal olmasaydı, hal olmasaydı. Hiç bilen olmazdı Erkan'ı yolu, Ebu Talib oğlu hal olmasaydı, hal olmasaydı. Tabii aziz seyircilerimiz, bu olayın, Qədir-Xum olayının çok bir özelliklere sahiptir, bir hususiyetleri var. Bazı hususiyetlerini size ben anlatmak isterim. Bu hususiyetlerin birisi, bu olayda Qədir-Xum hadisesinde iki ayet nazil oldu. Ki birisi Maide suresinin 67. ayeti, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyuhar Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Ey Allah'ın Resulü, sana indirdiğimiz, sana indirileni millete aktar ginen, millete bildir ginen. Eğer yapmazsan, eğer yapamazsan, demek ki Allah'ın vazife, elçilik vazifesini, peygamberlik vazifesini yerine getirmemiş olsan. Ve ikinci ayette, aynen Maide suresinde, üçüncü ayet, ki ayetin başı başka bir şeydi. Ondan sonra atlanan ayete ki El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-islamı dina. Bu birinci özelliğidir. Tabii ikinci özelliği bu rivayeti, bu olayı 110 sahabi nakledipti. Tabii ki muhtelif bir şekillerde. Ve aynı zamanda 89 tane tabi'i. Tabi'i malumdur ki sahabini görendi. Peygamberi direkt görmeyip ama peygamberi göreni görüp 89 tabi'i bunu rivayet edipti. Bu olaydan sonra Resulullah 81 gün yaşadı. Yani 81 gün sonra Resulullah vefat etti. Nece ki malumdur 12 Rabi'il evvelde bazı rivayetlere göre vefat etti. Feyden 81 gün arası var. 18 Zilhicce'den 12 Rabi'il evvel. Ve bu olayın aynen önemlerinden, çok hususiyetlerinden birisi de ki Hasan bin Thabit, Resulullah'ın şairi, bu olaydan sonra Resulullah'tan izin istedi ve bir has bir şiiri var bu hadiseden tarafa, orada İslamların övgünde o şiirin beyan etti. Son bir özelliğini demek istedim, bu olayın hakkında nice kitaplar yazılıp ve nice mücelledet yazılıp ve nice makalet yazılıp ve indiye kadar da bu yazılar devam eder. Valimen vala ali hadimen hada ali ibn ammil Mustafa la feta illa ali Muhibler kefte safada idi ekberdi bugün. Eydi Zehra-i Betul, eydi peygamberdi bugün.
عیدی لکبردی بگن عیدی حیدردی بگن خم غدیرند علی باشه تاج گردی بگن علینین تط علین طه بیرد بگن سز مولاد علی خدام امارت بگن آيتي تبليغ شرحة محمد مصطفى حق وزيرم حق وكيلم دي علي المرتضى بجن أكملت لكم دينكم إيمانكم قبول المز علي سيس صومكم صلاتكم عاقبة ورمز ثمار حجكم زكاتكم قرمز جنة يزن رد دولار أعمالكم بو علي دي بو ولي دي لا فتى شمس الضحى هل أتى ضيق الكفادي إنما بدر الدجى باي بسم الله علي كنز سر الله علي نور عيني مصطفى حق ولي الله علي صفحة صفحة ذكر لوب في كتاب الله علي دون مزعد دون ما أيدن إدان علي نور الله علي جيجة قندوس شكر داريخ بزلر نعمات علي جنة قرغ محقق باب رحمة علي جانب بيغمبر علي عالم رهبر علي قاسمي جنات نار شافعي محشر علي أختار يوم الحساب شيعة سنسور علي دولدر أرباد مزي ساقي كوسر علي لطف لا لطف لا عبد الكريم أغلنا جانم علي تتألم يوم الحساب سل جرم عصيانم علي درد درمانم علي قلد مهمانم علي دين إيمانم علي ركن أركانم علي يول علي صرط علي همد قرآنم علي أولر آخر علي شرف شانم علي Var ol, sağ ol, ağzına yüreğinə sağlıq. Hicrətin 10-cu ili idi. Zilqədə ayının günlərindən birisi idi. Rasulullah əmr buyurdular, millətə bildirin ki, mən bu ay, av bu il həcə gidəcəyim. Nida olundu Mədinənin dörd bir ətrafında. Rasulullah həcə gidəcək. Məlumdir, Rasulullah hicrətdən öncə bir, iki kərə ya da üç kərə rivayətlərə görə həc etmiş idi. Təbii ki, o vaxtın həcidən, hicrətdən öncəki həcidən, hicrətdən sonraki həc kesinlikle çox farklı olurdu. Çünki hicrətdən öncə çox bir zor durumda İslamları yaşırdılar. İslam bu qədər də hələ intişar etməmiş idi. Ancaq hicrətdən sonra, fətihdən sonra, Məkkənin fətihindən sonra İslam çox intişar etdi. Və Məkkədə təqribən ələ geçdi. Pəğəmbər üçün kafirlərdən, müşriklərdən daha bir əsər qalmamış idi. O yüzdən nida verildi, ənəhu Pəğəmbər bu il həcə gidəcək. İnsanlar, millət, musulmanlar ümumən çox sevindilər, sevinç bir içində idilər. Hər kəş hazırlığını gördü və o günü bəklədilər ki, Rasulullah Mədinədən çıxacaq, həcə ilk adımını atacaqdır. Tabi bu xəbər bütün İslam aləminə yayıldı. İslam aləminə yayıldıqdan sonra hər kəş İslamlar bütün İslam vilayətlərində hazırlıqlarını gördülər. Pəğəmbər 26 Zilqədədə ki, bəzi rivayətlər zikr edir, Mədinədən ilk adımın atdı. Özüydən Mədinədən tabi
çox böyük bir sayda İslamlardan çıxdı və özüydən böyük sahabilər var idi. Təbi, olaşdı Məkkəyə, özüydən də 100 qurban apardı. Ki, bəzi rivayətlərə görə aynən, ixtilaf rivayət çoxdur bu mövzularda, amma ən çox deyilən, ənəhə 100 qurban özüydən apardı. Ləbbəyk Allahumma ləbbəyk, ləbbəyk lə şərikə ləkə ləbbəyk, innəl həmdə və nəmətə ləkə vəl mülk, lə şərikə lək. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مكة'ye ulaştı, a'malını bitirdi, tavafını bitirdi, Mekke'den çıktı. Tabi o zamanlarda İmam Ali özü Yemen'deydi. Bəzi vacibatı var idi. Peygamber ondan əvvəl göndərmiş idi özün Yemen'e. Tabi İmam Ali de bunu eşidincə hemen orada durmayıp özü ilə bir takım askeri ilə beraber döndü. Mekke'ye hatta Peygamberden müşarakə etsin hac mövzu oldu. Ve Peygamber yanına ulaştı. Peygamber sevindi. Peygamber özü təqribən 63 kurbanın kəsti. Ve İmam Ali'ye de 37 kurban verdi. 37 kurbanı da İmam Ali kəsti. Ondan sonra tabi amal bittikten sonra dönürdüler. Dönmeden evvel 8 Zilhicce'de Arafa Dağı'na gelindi. Hatta 9. gün Arafa Dağı'na çıkılsın. Nece ki malimdi. Orada malimdi ki Arafa Dağı'nda çok meşhur. Peygamber orada, Resulullah orada çok meşhur ve çok mühim hutbasını orada millete beyan etti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 9 Zilhicce Cuma günü zevalden sonra Kusva adlı devesinin üzerinde Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitap etti. Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi, benzeri ve dengi yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! Söylediklerimi dikkatle dinleyiniz. Bilemiyorum, belki bu yıldan sonra sizinle bir daha burada buluşamam. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, iffetiniz, namuslarınız da öyle mukaddestir. Bunlara her türlü tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere sapıp da birbirinizin boynunu vurmayın. Ashabım, kimin yanında bir emanet, ödünç aldığı mal varsa onu sahibine versin. Borç mutlaka ödenmelidir. O hutbası bittikten sonra ve Arafa dağından andıktan sonra, hac a'mali bittikten sonra Peygamber Resulullah çıktı, üzleşti ve kennehu Medine'ye taraf. Özüyden ne zikir rivayetler zikredir, Müslümanlar 90 ile 124 bin tane İslam haccı var idi. Ve içlerinde de dediğimiz takip büyük sahabiler de var idi. Bir yere ulaştı. O yer Muftarakut Turuk'uydu. Yani bir yer dört yere taksim olunurdu. Bir yol Irak'a gelirdi. Bir yol Mısır'a gelirdi. Bir yol Medine'ye gelirdi. Ve bir yol da Yemen'e gelirdi. Ancak orada haber geldi Peygamberden bütün oradaki haccilere, Müslümanlara durun.
kimse buradan ayrılmasın. Çünkü çok mühim bir mesaj var, çok mühim bir olay var. Burada Peygamber bunu size aktarmak ister. Yazın en sıcak günlerinden birisiydi diyebiliriz. Güneş yandırırdı. İnsanlar abalarını başlarına koyurdular, hatta güneşten vukaya olunsular, güneşten korunsunlar. Bazı da ayağının altına koyurdu çünkü durabilmirdi yerinde. Peygamberden emir geldi, haber verin Ensedaki hüccacılara, sonra burada durulacağız, namaz kılınacak, namazdan sonra çok mühim bir mevzu var, onu size bildireceğim, İslamlara bildireceğim. Müezzin çıktı, azan veren çıktı, milleti davet etti günorta namazına. Günorta namazı kılındıktan sonra Resulullah başladı orada seleşmeye. Ancak Resulullah'ı tabi arkadakiler ile 124 bin tane durupdu Resulullah'ın övgünde, Resulullah'ı görmürdüler. Getirdiler sercileri, develerin sercileri, koydular birbiri üste mindirdiler özün, hatta Resulullah çıksın ora, hatta bütün İslamlar görsün özün. İslamlar tabi bu halde çok şokta oldular, çok merakta oldular. Acaba bu mühim bir risale, bu mühim bir mesaj ki Resulullah bizi bir bela vakitte, günorta mahallinde, bir bela sıcakta ve bir bela sahrada bizi durduğu acaba ne olacaktı? Tabi herkes başladı bunu öz aklında, öz fikrinde, öz bildiği ta ki bunu tefsir etmeye. Resulullah seleşmeden evvel. Özü nimet, sözü sünnet, zikri Kur'an alimiz, Ali rahmet, Ali cennet, alimiz, can alimiz. Ba'li Zahra, valid-i sıbtin, Habib Mustafa, منكر جور جفا عاشق لرا ذوق صفا يقطع حاجة وصفنا انت علي والكفا الصراط المستقيم جنات رضوان علميز جن علميز سن شريعة سن طريقات سن حقيقة راهسان هم إمامات هم خلافات هم ولاية ماهسان هم سخاوات هم كرامات فضل جود درگاه زان چارسزلر چارسی دردلر درمان علمیز نقطه با عالمی علم آدم اسماء علم قرآن علی معنی نون و قلم ذو العصف و ریحان علی تين والزيتون علي والنخل والرمان علي ريح ريحان باغ بستان قل قلستان علي ميز قاتل قاتل الكفار علي إنا فتحنا لك علي للذين ينفقون إنا أعطيناك علي هل أتى مقصد علي دي إنما لولاك علي إنجيل توراة زبور ناطقي قرآن علميز لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفخار أسد الله
قال عباب پهلوان دلدل سوار علی معیار علی میزان قاسمی جنات و نار علی کرار لیس فرار مرد میدان علی میز یزار کن عبدالکریم اغلو بگن مدحی علی شق قلب كعبة قلب من بعين القدرت علي يزار كان سوين جنان جلد جزلر جزلي أولر آخر ولي رحمة رحمن علمي أغزنا يرأينا صالة صالة أغزيز أزان بتختان سورة Resulullah günorta namazına durdu. Günorta namazı kılındı. Bazı kimseler dedim ki, ayakları güneşin sıcaklığından yanırdı. Abalarım koydular ayaklarının altına. Namaz bittikten sonra Resulullah hazırlandı. Tabi orada ayet enmişiydi Resulullah'a, vahiy enmişiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhar Resulü belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ve in lem tef'al فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ey Allah'ın elçisi ey Resulullah sana endirdiğimiz şeyi dediğimiz şeyi millete bildirginen beyan etkinen eğer yapmazsan bildirmezsen demek ki Allah'ın risalesini Allah'ın tebliğini hiç etmeyipsen ve Allah da seni milletten koruyacak sana Milletten seni saklayacaktı. Resulullah milleti topladıktan sonra çıktı. O deve sercilerinin üstüne. Tabi bir hemiz günüydü, perşembe günüydü. 8 gün kurban bayramından geçmişiydi. Yani 18 Zilhicce'ydi. Hicretin 10. iliydi. Orada çok tarihi ve çok mühim risalesini bitirmek istedi. O risaleni ki Gâr-ı Harra'da başlatmış idi, gerek o risale Gedir-i Hum'da biteydi. Başlangıçtan bitişin arası birisi Mekke'de oldu ve birisi Gedir-i Hum'da gerek biteydi. Lemma raca'an nebiyyü min haccetil veda' marra ala gedirin yusemma gedir-i Hum. Vel hadithu sahih. Marra nebiyyü ala hadal gedir-i fekal. بعد أن سأل النبي أصحابه قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم قالوا بلى قال اللهم يخاطب الصحابة الأجلاء اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه والولاية هي الحب والنصرة الحديث روى أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه يقصد أنه يقصد هنا ولاء الإسلام ولاء الإسلام من كنت مولاه فعلي مولاه من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصره فليحب عليا ولينصره قيم وفي الصحيح وغيرهما مما تواتر تواتر مقطوعا به من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وهذا الحديث قد جمع أسانيده ابن جرير الطبري في مجلدين لكثرتهما كثرة الأسانيد خير حديث تملأ أسانيده مجلدين وتواتر تواترا فظيعا هذا الحديث ما في كلام تعرفوا ليه؟ لأن النبي قاله منصرفه من حجة الوداع في غدير خم ومعه الألوف من الحجيج ألوف من الناس سمعوا هذا الحديث نبي وقف عند الغدير هيك في مكان شو مرتفع واخذ علي ورفع ايده تعرفوه هذا مين؟ قال لهم هذا علي كذا هذا ولي وانا كذا اللهم الى اخر حديث شو رهيب قال الا تعلموا الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال الله مولاي وانا مولى المؤمنين الا من كنت مولاه
فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خاذله. فهل نحن أمة ننصر عليا أم نخذل عليا؟ Orada Resulullah Allah'a hamdü sana ettikten sonra hutbasında müminlere, oradaki İslamlara bunu sordu. Men sizden, öz nefsizden daha evle döglem. Dediler bela ya Resulullah. Ondan sonra bir mecmua haketten sonra, hutbasından sonra sonunda bunu dedi. Bundan sonra men kimin mevlasıysam Ali'dir onun mevlası. Allah ona nusrat edeni, onu mevla bileni nusrat eder. Ve onu eğer buğd edeni, onu sevmeyeni Allah ona muadet eder. Men kuntu mevla fahada aliyyun mevla. Allahümme vali men vala ve adi men ada. Vansur men nasara ve khzul men khazala. Onu nusrat edeni Allah'ım sen de onu nusrat etkinen, zeferler kazandır ginen ve onu khudlen edeni, onu yarı yolda koyanı Allah'ım sen de ona khudlen nasip etkinen ve onu yarı yolda koy günen. Ondan sonra peygamber son hakikatini dedi burada. Dedi inni tarikun fikum thakaleyn. Ey İslam ümmeti, size iki değerli bir amanat koyacağım. Çünkü bu hac benim son hacim olacak. Bundan sonra belki bir daha beni görmeyeceksiniz hacde. Size iki değerli amanat koyarım. Bu amanatlardan çok gerek makayet olasınız. Bu amanatların birisi Allah'ın kitabıdır. Ve o bir amanat da etratim, ehli beytimdir. من علي مد أحيان مدحمها من صدق لسان من علي مد أحيان مدحمها من صدق لسان هر نسويلر سام محمد مصطفى اتمش بيان من علي مد أحيان مدحم همو صدق لسان هر نسويل ارسم محمد مصطفى اتمش بيان وحي منزل دا يقين مولا علي مدحوار gerçeği mubgiz medhini görse olur khane-i veran söylerim Mevla Ali'nin canı Ahmet canıdır kul te'alav ayesinde söz olup gün tek hayan la feta illa Ali versem şiar subhu mesa bu şiari gönderen olmuşur hallak cihan la feta illa Ali versem şiar subhu mesa bu şiari gönderen olurmuş خلق جهان آيتي تطهير ده معني مرتضى دور جرديم بسوز إعلان ديب پیغمبري آخر زمان آيات عند پیغمبر بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün dininizi kemale erdirdim. Bugün nimetimi üzerinize tamamladım. Ve bugün İslamiyeti sizin için din seçtim. Burada Resulullah tabii ki bir böyle ayet andıktan sonra İslamiyetin tamamlığını ilan beyan ettikten sonra çünkü İslamiyetin tamamlığı bağlıydı Gadir-Hum olayına. O gerek o olay olaydı bitaydı. Hatta ki İslam eksik kalmayaydı. İslam tamamlanaydı. Resulullah bu ayet andıktan sonra tabii ki çok sevindi. Çok sevinç içindeydi. Ve orada bütün İslamların övgünde, 124 bin İslam'ın övgünde ve büyük sahabilerin övgünde
orada səslənməyə başladı və sevinçdən təkbir etməyə başladı. Təkbir etdikdən sonra dedi Allahu Ekber alə ikmal-i din və itmam-i nə'mə və rızar Rabb bir risaləti və l-vilayəli Aliyyin min ba'di. Allahu Ekber. Dinin tamamlandığına, Allahu Ekber nimetin tamamlandığına ve Allah'ın menden razı olmaklığına, risalatimi tebliğ etmekten razı olmaklığıma ve menden sonra velayeti Ali'ye bıraktığına. Burada Resulullah tabii ki İslamlar burada bir sevinç içinde oldular. Bir tabiatil hal. Çünkü Resulullah'ın emri buydu. Resulullah emir buyurdular. Bir çadır nasip eleyin. Bir çadır, bir büyük bir çadır nasip olundu. Bu çadırın iki kapısı olundu. Bir kapıdan Müslümanlar girsin, hatta o bir kapıdan Müslümanlar, İslamlar çıksın. İmam Ali'ni oturttu çadırın içinde ve İslamları bir bir, ki tekriben 100 ile 124 bin İslam haccı var idi, oradan girirdiler ve İmam Ali'ye tebrik edirdiler ki özünden sonra velayeti, peygamberden sonra velayeti aldı, imamatı aldı. Bir kapıdan girip tebrik edirdiler ve o bir kapıdan çıkırdılar. Bu olay tabi orada kim var? Resulullah'ın şairi var idi. İslam'ın büyük şairlerinden Hasan bin Thabit var idi. Hasan bin Thabit bu olayda Resulullah'tan hemen izin istedi. Bu dedi bir neçe beytim var, şiirim var. İsterim burada ya Resulullah ilka edim. Bu münasebetten ilakalı. Resulullah tabi ki onu ögerek, onu överek dedi buyurun ya Hasan. Hasan başladı orada şiir okumağa, şiirin okumağa. Buyurdu ki, Yunadihumu yevmel gadiri nebiyyuhum Bihummin vesma' bin nebiyyi munadi Ve kâle femen mevlâkum ve veliyyukum Fekâlu ve lem yebdu hunâke ilti'âmiyâ İlâhke mevlâna ve ente veliyyuna ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وَكُنْ لِلَّذ۪ي عَادَى عَلِيًّا مُعَادِ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أدعوكم جميعا إلى تقوى الله ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت القرآن والعترة الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق الله أكبر الله أكبر هنيئا لك يا علي Böylece Gadir olayı orada tamamlandı. Bu olayı, bu hadisani tabi biraz değişiklikten var arada. 110 sahabi, nece ki programımızın, başında dedik, 110 sahabi bir rivayeti rivayet etti ve onlardan da sonra 89 tabi'i bunu aynen zikretti. Ama o sahabeler ki o gün hakkına
oradaydılar. Tabii ki çok idiler. Neredeyse hapsi diyebilirler. Bütün sahabeler orada hazır idi. Ki zikredipler, rivayet edipler. Ennehu bu ayet, okuduğumuz ayet. Ya eyyuhar Resul, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhar Resul, belleg ma unzule ileyke min Rabbik ila ahiril ayet. Ennehu bu Ali'nin fazailinde ve Ali'nin velayeti hakkında. Endi onlar bulardı. Birinci Zeyd bin Arkam bunu rivayet edip. Sonra Ebu Sa'id el-Hudri bunu rivayet edip. İbni Abbas, Cabir bin Abdullah el-Ansari, Ebu Hureyre, El-Bara bin Azib, Amr bin Leyla bin Hamze, İbn Mes'ud ve daha çok sayıda sahabiler de var imiş. Bunu aynen rivayet edipler ki bizim programımız ne yazık ki müsaade etmez bunun hapsını sayarım. Ama o ulema, İslam aleminin, bütün İslam aleminin uleması ki bu rivayette kitaplarında zikredipler ve muhtelif tarikelerden ve bunu sahihe çıkardılar. Şimdi bazı iman getiripti bu hadise, bazı da iman getirmeyip mücerred bir tarihi olay diye nakledir veya başka bir şekilde tefsir edir. Bu alimlerden de bir neçe denesinin adını sayayım seyircilerimiz için. El-Hafız Ebu Naim el-İsfahani, El-Hafız Ebu Sa'id Sucustani, El-Havarizm el-Maliki, El-Hafız Ebu Abdullah el-Mersban, El-Gunci Şafii, Celaleddin Suyuti, Sıbıt İbni Cevzi, Sadreddin el-Hamavi ve ma'ruf tarihçiler İbni el-Athir ve At-Tabari ve kezalike muasırlardan çok ma'ruftu Şeyh Hoca Muhammed Abde kezalik bunu nakledipti. Aqsamtu aleykum billah. Hel yujadu fima beynekum شخص غيري قد قال فيه رسول الله في يوم الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم أحب من أحب عليا وعاد من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله كلامك صحيح يا علي لا والله كل هذا هو لك فقط تبي bunu dediğimiz taki rivayetler biraz ihtilaf biraz eksik biraz fazla rivayetlere göre ve ravi edenlere göre fark eder ama bu munca sahabinin bunu nakletmeği ve munca tabiinin bunu nakletmeği ve munca ulemanın ve munca mücelledlerin, binlerce mücelledlerin, kitapların bu olayın hakkında yazılmağı delildi ki bu olayın nanca önemi var ve nanca bir detayları var. Muhibler bülbülü misali sayınıyor medhen Ali 300 ayet hem de Ahmet söylüyor vasfın Ali ya Ali canım Ali canım cananım Ali Kabe'den bir şüle çıktı dediler geldi Ali parladı ardı semani neçe bir nurdu Ali çekilip şemsu kamer çün nuriler vardı Ali gözlere ravnak veren cevheri sıdfu durdu Ali menba'i ilmu şeriat hem de tariqattir Ali şehri şehri ilmi Mustafa'ya bab-ı hikmettir Ali bes Ali söyler seluni kenzi kudret Ali Ali hak Ali di Ali hakti bir hakikatti Ali Ey muhibler fahredin gör nece nimettir Ali
درگاه نتمش زیارت ذکر رحمت تر علی شیعه لر صف صف درار بحر فضیلت تر علی دل درار باد مزی ساقی جنت تر علی نشرافت تر که خالق ایلی بوصف علی انجیل و تورات زبور ذکر ایلی اسم علي چون رسول الله محمد الموش استاد علي باب رحمت باب جنت اون بر اولاد علي قبر چنده قبر چنده شيعيا ياردم بلسس كم گلي فاطمه بعلي باباص حسنين سجد علي باقر وصادق وكاظم وخرسان جزلي شاه تقي شاه نقي حسن أمل لر أملي عن قريب عبد الكريم أغلب زهره برقلي باشتا تاج خلقا وخلقا شبه پیغمبر گلی ذوالفقار الده اکینجی حالعی خیبر گلی مهدی عدل یوسفی فاطمه اطهر گلی احسن سعو الله ağzına sağlık, ayağına sağlık. Tabii bu olay çok önemli olduğu için bazı sahabiler ondan sonra bu olay bittikten sonra ve Resulullah vefat ettikten sonra bazı yerlerde, bazı mevakıfta Gadir-i-Hum olayından şehadet getiripler ve onu bir hüccet olarak millete bildiripler. Bunların bazı rivayetleri, bazı havadisi size nakletmek isterim. Bir gün Ebu Hureyre, tabi Peygamber Resulullah vefat ettikten sonra, bir nanca sonra Ebu Hureyre bir gün mescide geldi. Mescide girdikten sonra hemen bakar bir mecmua gençlerden oturup ve o gençlerin birisi kalkar Ebu Hureyre'ye diyer, Allah'ı üstüye amanet ederim, vekil veririm Ebu Hureyre. Sen eşidip sen Resulullah Gadir-i Hum günü dedi, men kuntu mevla fehaza aliyyun mevla. Ondan sonra Allahümme vali men vala. Bitirdi hadithe yani. Ebu Hureyre dedi, Allahümme naim. Bəli, Allah da şahiddir, mən bunu eşitmişim. Kədəlik, rivayet edən bir sahabi daha var, o da Abdurrahman bin Ebi Leyla. O da dedi, mən bir gün Ali'dən idim, bir yerdəydik, adı Rahabe, Avrahbe yerindəydik. Millətə belə səsləndi Ali ibn Ebi Talib. Dedi, ey millət, Allahı üstünüzə mən vəkil edirəm, hiç İçinizde kimse yoktur Resulullah'tan eşidip desin Gadir-i Hum günü men kuntu mevla fehaza aliyyun mevla. Oradan eğer kimse eşiden var ise kalksın beyan etsin ve benim için şehadet versin. Oradan 12 tane Bedri malumdi yani Bedir savaşında iştirak edenlerden yani o 313 tane sahabinin 12 tanesi kalktı ve orada şehadet verdi dediler. Bela biz eşitmişydik Gadir-i Hum günü Resulullah bir bela söz buyurdu. Havarizmi menakıb kitabından bunu nakledir. Ennehu Amr ibn el-As Muaviye'ye mektup yazanda Muaviye'ye bela yazdı. Dedi ya Muaviye men billem hilafet ve ahakiyet kime aitti sana yoksa Ali'ye. Çünkü ben eşitmişim Resulullah'ı Gadir-i Hum günü Ali'nin hakkını ne dedi ve vilayeti özünden sonra Ali'ye verdi. Kedalik Halife-i Emevi Umar bin Abdülaziz Gadir-i-Hum hadisesinden istişhad etti ve gene bunu zikretti. Ondan sonra Halife-i Abbasi Ma'mun-i Abbasi taban Ma'mun-i Abbasi marufuydu. Alevilerden çok iyi olduğuna ve onlara çok hürriyet verdiğine. Kedalik Ma'mun-i Abbasi Hadis-i Gadir'den aynı zamanda istişhad etti ki Ali'nin ve Ali Ali'nin afzaliyatına. Ve burada Hasan bin Thabit, İslam'ın şairi ve Resulullah'ın şairinin bir şiirini size bildirmek isterim. Diyor ki, Aba Hasan'ın
تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارع، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فددك نفوس القوم يا خير راكعي، بخاتمك الميمون يا خير سيدي، ويا خير شار ثم يا خير بائعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وثبتها في محكمات الشرائع. Tabi programımızın sonuna geldik. Bizimle başlangıçtan sonuna kadar, bu programımızın sonuna kadar olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Ve tekrar bayramınız ve bütün İslam aleminin bayramı kutlamak isterim ve mübarek olsun diyorum. Tabi burada sizi, hepinizi bir dahaki programda Allah'a sumarlamak istedikten sonra biz Mulla Ali Abdülbasit'in gene güzel sesiyle programımıza son verin. Siz hepinizi Allah'a ısmarladım. Hoşça kalın. Sağ gözüm Nuri Muhammed, sol gözüm Nuri Ali. Sağ gözüm Nuri Muhammed, sol gözüm Nuri Ali. Kalbim içre nakş olunmuş ya Muhammed ya Ali. قلبي ترى نقش لونمش يا محمد يا علي iki nurin arasında üç güzel nur parlıyor Fatma ile iki bülbül güller üstte saynıyor her beşinin cevherinden ilmu irfan kaynıyor Dili dilsiz bu cihanda gök verer bahım diyor sağ gözüm Nuri Muhammed sol gözüm Nuri Ali kalbim içre nakş olunmuş ya Muhammed ya Ali sen Muhammed Mustafa sen rahmeten lil alemin سن علي المرتضى سن يا أمير المؤمنين فاطمة خير النساء در همد أم الحسن أيل بو ذكري هميجة سويل سن هر آن دلين صاغ جزم نوري محمد صل جزم نوري علي قلبم اجره نقش لونمش يا محمد يا علي آيتي مباهلة تطهير سيز وصف ادر هر حرف هر نقطة قرآن دا سيزن تعظيم ادر سورة القدر إلى كوثر سورة قدر إلى كوثر تور ياسين حمد نور بحر چندا yer yüzündə hep melek gökdə diyor sağ gözüm Nuri Muhammed sol gözüm Nuri Ali sağ gözüm Nuri Muhammed sol gözüm Nuri Ali قلبي مجرى نقش لونمش يا محمد يا علي